Herkese merhabalar, ben Yüksel. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugünkü videomuzda geride bıraktığımız hafta olduğu gibi efsane skin tasarımlarını inceleyeceğiz. Gerçekten süper fanartlar var. Hayran tasarımı skin çalışmalarına hemen geçeceğiz. Fakat videoya geçmeden önce Valorant haberlerinden en hızlı şekilde haberdar olmak için kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu arada geride bıraktığımız haftanın çekilişi tamamlandı. Çekilişin sonuçları videonun sonunda olacak. Yeni iki arkadaşa 1250 Valorant puanı verdiğimiz çekilişin linki de açıklamalar kısmında. Oradan çekilişe katılabilirsiniz. Bu arada aranızda Beşiktaşlar varsa hepinizi tebrik ediyorum. Söyleyecek başka da bir şey yok. Kamera kapanıyor. Hepinize iyi seyirler. Evet, ilk olarak Alfa'nın yaptığı anomali kelebek çalışmasına bakacağız. Bu arkadaşımızın geride bıraktığımız videoda da hem anomali vandal hem de anomali klasik çalışmaları vardı. Onları size göstermiştim. Ve yorumlardan gördüğüm kadarıyla da gerçekten onlara çok fazla beğeni gelmiş. Yine bu kelebek çalışmasına da Reddit üzerinden gayet iyi yorumlar gelmiş. Şu an karşınızda da Uman'ın elinde görüyorsunuz. Hani Counter Strike'daki kelebeği biraz taslak olarak almış diye düşünüyorum. Fakat ben oyuna kelebek gelirse bu tarz bir şey olacağını düşünmüyorum. Bana kalırsa bu hani bir kelebek için biraz basit bir çalışma. Kelebek bıçağın oyuna ekleneceği zaten kesin bir şey. Kendileri de söylemişlerdi. Fakat olabilecek en iyi şekilde getirmek istiyorlar. Bir hayal kırıklığı yaşatmak istemiyorlar. Ben 3. bölüm güncellemesinin başında gelecek skin koleksiyonunun kelebek bıçağı içereceğini düşünüyorum. Hani bu sadece benim düşüncem, bunu belirteyim. Kelebek bıçak konusunda sen nasıl bir şey düşünüyorsun derseniz, açıkçası ejder temasıyla kelebeğin mükemmel uyumlu olacağını düşünüyorum. Tabii ki de fiyatı da ejder hançer gibi pahalı olacaktır. Fakat kelebek bıçak ejder temasına gerçekten uyumlu olur. Siz kelebek bıçak hakkında neler düşünüyorsunuz, nasıl fikirleriniz var? Bunları yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. İkinci skinimiz asil operatör, prime operatör olacak. Bunu Reddit'te Hyper Ninja 16 adlı arkadaş tasarladı. Bazı Instagram sayfaları olsun, YouTube kanalları vesaire olsun, hani bunları gördüm, bu skin geliyor, bu skin resmileşti, sızdırıldı tarzı bu şekilde paylaşmışlar. Fakat böyle bir şey yok. Bu videoda bahsettiklerim de, bu asil operatör durumu da sadece hayran tasarımı. Bana sorarsanız ilerleyen zamanlarda asil operatör oyuna eklenecek skinlerden biridir. Ama bu birazdan göstereceğim, şu an karşınızda olan şekilde gelmeyecektir. Bu noktada konuşmayı keseyim, arkadaşın yaptığı trailer'ı izleyelim. Gerçekten üstüne çok düşünmüş ve mükemmel tasarlamış, renk seçeneklerine kadar tasarımlarını sunmuş bizlere. Reddit üzerinde şu an ben bu videoyu çekerken neredeyse 11.000 de beğeni almış. Dolayısıyla hani bu yetkililerin de, skin tasarımcılarının da dikkatini çekmiştir diye düşünüyorum. Fakat ben yakın zamanda 3. nesil koleksiyonlara başlayacağımızı düşünmüyorum. Önce bir eldekileri bitirelim, ardından 3. nesiller gelir. Asil 3'te hangi silahlar olur, bu konudaki düşüncenizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ben kendi düşüncelerimi söyleyeyim. Bence asil Ghost veya asil Şerif kesinlikle bulunacak. Yine bu videoda gördüğünüze benzer bir asil operatör bulunur. Onun dışında çok değişik reload animasyonlu bir asil Judge bekliyorum. Bununla birlikte asil Marshall da oyuna gelebilir. Bıçak konusunda da asil 1'de bir balta vardı. Asil 2'de de özel bir karambit getirmişlerdi. Bence asil 3 gelirse de hani çok da farklı olmayan bir asil hançer getireceklerini düşünüyorum. Geride baktığımız skin videosunda Killjoy'a özel Phantom'dan bahsetmiştik. Bu videoda da son olarak Sova'ya özel operatörden bahsedeceğim sizlere. Japon arkadaş Jetlix Arts gerçekten güzel bir Sova operatör tasarımı yapmış. Geride bıraktığımız videoda da söylemiştim. Bir bölüm sonra vesaire hani ajan kontratlarının mutlaka geliştirilmesi, genişletilmesi gerekiyor. Üçüncü bölümde sonlandıktan sonra çoğu insan ajan kontratlarını bitirmiş olacak. Dolayısıyla bence ajan kontratları yeni bir sekme açmak gerekiyor. Ve hani bu tarz daha üst seviye silahlar oyuna ekleyebilirler. Bu tarz tasarımları ajan kontratlarına eklemeseler bile ilerleyen zamanlarda skin olarak sadece ajanlara özel, tek bir ajana özel tasarımların oyuna ekleneceğini düşünüyorum. Daha öncesinde gelen Go Volume koleksiyonunun tek bir ajana ait olduğunu ve daha yani ciddi bir tasarımla geldiğini düşünüyorum bu şekilde. Hunter operatörümüz de bu şekilde. Benim size videoda göstereceklerim de bu şekilde. Bu arada çekilişin kazananlarını da şu an karşınızda görüyorsunuz. Bu arkadaşlara bu video yayınlandığı zaman maillerinden ulaşmışımdır. Maillerini kontrol etsinler. Bu videoda gösterdiğim 3 skin ile alakalı neler düşünüyorsunuz?
düşünüyorsunuz bunları mutlaka yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ayrıca videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı da unutmayın. Beni diğer sosyal medya hesaplarıyla da takip edebilirsiniz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler. Kendinize iyi bakın.